Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle Başkan 35 kanalına geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlarım, Dolar TL incelemize başlayacağız. Dolar TL'de biliyorsunuz 3 bankaya uygulanan işlem yapma yasağı ve bunun ardından 7.27 seviyelerden de aşağı yönlü satışların gelmesi Dolar TL'yi şu an itibariyle 7'li seviyelerde tutmakta. Evet biliyorsunuz arkadaşlar Dolar TL'de 7.23.50 bir tepe öngörümüz vardı. Bu gerçekleşti. Şimdi de öngörümüz Dolar TL'de kısada 6.86 seviyesi arkadaşlar. Dolar TL'nin buradan 6.99'u kırıp aşağıdaki 6.86 seviyesine doğru yönünü çevireceğini tahmin ediyoruz. Evet, bu yükselen trend çizgimiz arkadaşlar görüyorsunuz Dolar TL'de şu an 6.99 6.95 civarlarından geçmekte. Artık bu 6.99 altında bir kapanış Dolar TL'de gelirse arkadaşlar görürsek Dolar TL kuru yönünü aşağıda bulunan ilk etapta evet şurada görüyorsunuz arkadaşlar 6.98 6.99 günlükteki yükselen trend çizgimizin sonu. Buradan Dolar TL'de bir toparlanma gelmez. Aşağı yönlü sarkma olursa Dolar TL'de ilk etapta 6.86 seviyesi beklentimiz halinde olacak. Önemli bir seviye olarak göze çarpmakta. 6.86'dan da Dolar TL toparlayamayıp aşağı yönlü sarkması halinde de arkadaşlar 6.71 seviyesi Dolar TL'de bizim için önemli bir seviye olarak gözükmekte. Benim tahminim ilk etapta 6.86 seviyesine doğru Dolar TL'de bir sarkma olacağı yönünde. 6.86 satışlar burada bir panik satışı haline de dönerse de arkadaşlar bu sarkma 6.71'li seviyelere kadar Dolar TL kurunda görülebilir. Dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar stokastiği görüyorsunuz aşağıda. Günlükte hala sat pozisyonunda. Bu sat pozisyonunu hala devam ettirmekte. Daha kısa bazlı baktığımız zaman da arkadaşlar Dolar TL'de 4 saatlik grafikten baktığımız zaman da stokastik indikatörünün aşırı satış bölgesinde hareketlerini devam ettirdiğini görmekteyiz. Bunun neticesinde kısa bazda biliyorsunuz son videomuzda 7.07 altında kalışlar Dolar TL'yi 6.99 6.95 bandına doğru çeker demiştik arkadaşlar. Bizim için bu hafta hala 6.95 önemini korumakta. 6.95 altında da kapanışlar görürsek arkadaşlar Dolar TL kurunda bu sefer yönümüz 6.86 ilk etapta 6.86 seviyesine doğru Dolar TL kuru yönünü çevirecektir. 6.86'da kırılabilirse arkadaşlar bu sefer beklentim olan Dolar TL kurundaki 6.71'li seviyeler Dolar TL kurunda görülebilir. Yukarıda daha önce çizdiğim grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Yükselen trend çizgisi 4 saatlikte aşağı yönlü kırılıp günlük bazda da baktığımız zaman da bu kırılımın stokastik indikatöründe de artık sat pozisyona geçmiş olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dediğim gibi Dolar TL'deki arkadaşlar 6.86 ilk etapta takipte kalacakları önemli bir seviye. 6.86 altına sarkma olursa arkadaşlar bu sefer de takibimize 6.71 seviyesi Dolar TL kurunda girecektir. Dolardaki arkadaşlara dikkat diyoruz. 6.95 99 seviyesi önemli. 6.99 özellikle günlükte trend çizgimiz, yükselen trend çizgimiz. Bu 6.99'un kırılımı halinde arkadaşlar 6.95 6.99 aralığı Dolar TL'de kaçınılmaz bir hale gelir. Dediğim gibi 6.99'u çok
iyi takip edeceğiz. 6.95 altında satışlar hızlanır. Bunu da belirteyim. 6.86 haftalık trend desteğimiz. Burası da satışların devam etmesi halinde 6.71 seviyesine kadar dolar TL'de geri çekilmeler yaşayabiliriz arkadaşlar. 6.71 önemli bir destek. Burada bakacağız arkadaşlar. Burada formasyon arayacağız. Alımda olacak arkadaşlar için de 6.71 seviyesine dolar TL'nin inmesi halinde buradan tekrardan bir değerlendirme yapacağız. Bu 6.71'in kırılıp kırılmayacağını birlikte kontrol edeceğiz. Burada bir formasyon aramaya çalışacağız arkadaşlar. Bakacağız ikili dip veya bir dönüş tobo formasyonu buralardan gelecek mi? Bunları sizlerle birlikte inceleyip değerlendireceğiz. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Evet arkadaşlar, gram altına da baktığımız zaman gram altında bizim için 387 seviyesi önemliydi. Önce isterseniz bir 4 saatlikte bakalım. 4 saatlikte grafiğimiz neler gösteriyor? 4 saatlikte grafiğimiz aşağı yönlü kırılmış durumda. Şuradaki 387 seviyesi aşağı yönlü gram altında kırılmış durumda. Gram altında dediğimiz gibi ilk etapta 381'li seviyelere doğru kısada düşüş beklentimiz vardı ve bugün itibariyle bu beklentimiz de gerçekleşti. Gram altında şimdi arkadaşlar bizler için önemli olacak seviye 383 seviyesi. Gram altının 383 seviyesinde tutunup tutunmaması bizim için önemli olacak. 383 üzerinde gram altının tutunamaması halinde tekrardan aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Aşağıda bizi bekleyecek en önemli seviyelerden biri de arkadaşlar gram altında şurada gördüğümüz 375-376 seviyeleri. Tam bunu net olaraktan ölçecek olursak arkadaşlar 376-378 aralığı da diyebiliriz. Bu seviye önemli arkadaşlar gram altında. Çünkü gram altında görüyorsunuz bu aralıkta dalgalanma 372-395 bandındaki dalgalanma bu aralıkta devam etmekte. Gram altında her zaman bu çizdiğimiz kanalın üst tarafından kanalın üst tarafına değiş ve oradan aşağıya yönlü hareketler devamlı gelmiş arkadaşlar. Bu kanal 4 saatlikte çok güzel çalışıyor. Bu kanalda yukarıda 395 seviyesinden 397 seviyesinden tekrar bir kanalın üstüne değip buradan yatay yönlü aşağı yönlü hareketini zaten bize bildirmiş arkadaşlar. Buradan veriyor ve 387'nin kırılımı ile birlikte aşağıda 381 seviyesi gram altında da test edilmiş. 381'in de aşağı yönlü hareketlerinde arkadaşlar şurada günlükten baktığımız zaman zaten 4 saatlikte de stokastikleri görüyorsunuz. Aşırı satış bölgesinde. Günlük bazda da baktığımız zaman stokastik 85 seviyesinin altına doğru yavaş yavaş inmeye başlamış. Artık bizim için 383 seviyesi önemli. 383'ün de aşağı doğru kırılmasıyla birlikte arkadaşlar şuradaki 378-375 aralığı bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Bu 378-376 aralığı kırılmadıkça gramda bir sıkıntı yaşanması zor. Fakat bu seviye aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar burada tam olarak ölçüm yapamıyorum. Fakat bu seviye 375 civarlarından falan geçiyor zannedersem. 375-376 civarlarından geçiyor. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar gram altında. O zaman işte gram altında sıkıntı başlar. Aşağı yönlü hareketler daha da fazlalaşabilir. Evet şurada tam 375-376'dan geçiyor.
Buranın kırılımıyla birlikte sıkıntı artar, aşağı yönlü hareketler de hız kazanır ve ilk etapta 363'lü seviyeleri gram altında görebiliriz. O yüzdendir arkadaşlar, gram altında 383, altında kalışlarda 375, 376 aralığı takibimizde kalacak. Önemli bir aralık olarak gözükmekte. Bu seviyeler takibimizde olacak. Önemli seviyeler. Altın onsa da bakalım, altın onsta neler olabilir? Ons altın tarafına baktığımız zaman ons altında hemen şuradaki simetrik üçgenimiz göze batmakta arkadaşlar, günlükte baktığımız zaman. Ayrıca çizdiğimiz regresyon kanalının da aşağıya doğru kırıldığını, yani yükselen trendin aşağı yönlü de kırıldığını görüyoruz. Fakat burada yönü buradaki simetrik üçgen belirleyecek arkadaşlar. Simetrik üçgenin alt tarafı 1690 seviyesinden geçmekte. Hatta şöyle 1685'ten üst tarafı da arkadaşlar yarın itibariyle şuradan 1710 seviyesinden geçmekte. Yani burası yukarı yönlü kırılacak olursa arkadaşlar, şurada gördüğünüz mavi renkli üçgen içerisi yukarı yönlü kırılacak olursa şuradaki alan kadar, yani 1750 kabaca 1660 90 dolarlık bir alan, evet 90 dolarlık bir alan kırılan yöne doğru arkadaşlar ilave edilecek. Yani şuradan kırarsak üçgenimizi 1685 seviyesinden kırarsak 1600'lü seviyelere doğru kabaca aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Buradan yukarı yönlü de kırarsak arkadaşlar bu sefer de 1800-1815'li seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı gelecek. Bu üçgeni takipte kalıyoruz. Bu üçgenin de artık dolmasına takribi artık yarından sonra 1 veya 2 günü kalmış arkadaşlar. Fakat burada da indikatörüne baktığımız zaman stokastik indikatörü hala günlükte yatay aşağı doğru seyrini devam ettirmekte. Altın onsta bir müddet daha hareketler bu üçgen içerisinde 1685, yukarıda da arkadaşlar 1705, 1710 aralığında devam edebilir 1-2 gün daha. Dediğim gibi daha sonra da buradaki üçgen içerisindeki kırılım altın onsu ya 1610 seviyesine veya 1800'lü seviyelere doğru yukarı götürecektir. Bunu da ben de sizlerle birlikte takip edeceğim arkadaşlar. Bu kırılıma göre tekrardan bir video çekip yön hakkında daha kesin konuşabiliriz. Ama dediğim gibi şimdilik 1685-1710 aralığında. Tabii bu gün geçtikçe arkadaşlar aşağılar daha yukarıdan, yukarıdan gelen trend çizgisi de daha aşağıdan daralma gösterip bir noktada kırılım gelecek. Hacim iyice düşecek. Bu kırılımda dediğim gibi 1690-1705 aralığında bir yerden kıracak bu. Şimdilik altın onsta yapılacak tek şey buradaki kırılımın takibini yapmak. Bu kırılıma göre de altın onsta yönün 1600 mü 1800 mü seviyelere doğru gideceğini buradaki kırılımdan tahmin edeceğiz. Şimdilik altın ve dolarla ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Yorumlarımı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz, kanalıma da bir beğeni atarsanız ve kanalımı başka mecralarda da paylaşırsanız hem de kanalımızı büyütmekte bize yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.